İyi yayınlar ve iyi bayramlar da diyeyim burada. Çok teşekkürler. Ee, ABD'nin tabi İsrail'e olan o tırnak içinde sarsılmaz desteği hiçbir zaman değişmedi. Hatta ABD, İsrail'i Gazze'de yaptığı 6 aydan fazla süredir katliam süresinde eleştirdiği zamanlarda bile İsrail'in arkasında durdu. Hatta şöyle bir olay da oldu Göksu. Acaba şu soru işaretini de koymamız lazım mı diye. Hani ben ortaya bırakayım. İsrail ABD'de desteğini oldukça kaybettiği bir süreçte hem Biden yönetiminden hem de kongreden hatta kongrede İsrail'in onlarca yıldır hani birkaç aydır yıldır değil onlarca yıldır destekçisi olan mesela eski meclis başkanı Pelosi gibi isimlerin de artık İsrail'e silah yardımını durdurabiliyor Alıp silah ambargosu koyalım dediği bir dönemde İran'a saldırdı. Tabii İsrail İran'a saldırdığında burada ABD'nin İran tarafında olması düşünlemez, düşünülmesi teklif dahi edilemez. Bu noktada İsrail için acaba İran e, adeta bir Joker mi? Çünkü İran'a vuruyor, İran'a vurduğu anda ABD'deki desteğini yeniden topluyor. Ondan dolayı bu saldırıda çok ilginç bir zamanda geldi tabii bir 10 gün oldu ve bu 10 gündür bir anda hava yine neye değişti? İran'a İran eğer İsrail'i e saldırırsa İsrail'in bütün gücümüzle, bütün hatlarımızla arkasında olmalıyız. Mesela birkaç örnek vereyim. Dün Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Galant'la görüştü ve şöyle söyledi. Yapılan açıklamaya göre. Bakan Blinken, ABD'nin İsrail'in güvenliğine verdiği desteği yineledi ve ABD'nin İran ve vekillerinden gelecek her türlü tehdide karşı İsrail'in yanında yer alacağını açıkça belirtti. Bu bakanın görüşmesiyle olan. Çünkü ilginç aslında bu da, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ile görüşüyor İsrail'in. Daha sonra iki tane senatör söyleyeceğim ki bunlar önemli komitelerde oturuyor. Biri senato İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Rubio dedi ki e, İsrail İran içinde daha da şiddetli bir karşı saldırıyla anında karşılık verecek. Şahit İran saldırırsa dedi. Ve bundan sonra olacaklar Orta Doğu'nun 1973'ten bu yana en tehlikeli anı olur dedi. Yani bir anlamda neyle tehdit ediyor? Sadece İran'a değil bölgedeki ülkelerde de 1973'teki Arap İsrail Savaşı'ndan daha da tehlikeli olacak bir an yaşarız diyor. Yani 50 yıllık hiç böyle bir tehlike oluşmamıştı bölgede işte o an gelir diyor şayet İran İsrail'e misilleme yaparsa. Mesela bir diğer senatör bu da hem istihbarat komitesinde oturan bir üye senatör hem de e, silahlı hizmetler komitesinde oturan bir senatör. İsrail İran'ın her an gelebilecek saldırı tehdidi altında. Başkan Biden'ın şunları net olarak söylemesi gerekiyor. ABD'nin sonuna kadar İsrail'i destekleyeceğini ve herhangi bir saldırıya karşı, burası çok önemli, Amerikan İsrail ortak misillemesinin hızlı ve yıkıcı olacağı konusunda Ayetullahları derhal uyarması gerekiyor. Burası neden çok ilginç? Çünkü bu bir Amerika Birleşik Devletleri senatörü. İsrail senatörü değil. Ancak diyor ki, şayet İsrail'e saldırı gerçekleşirse Amerika da İran'ı vurmalı. Tabii bunun ne anlama geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. E şayet böyle bir şey gerçekleşirse bu sadece bölgesel bir savaş anlamına gelmez, küresel bir savaş anlamına döner. Ancak ABDli sanatörler İsrail'in çıkarları söz konusu olduğunda hiçbir şeyleri gözleri görmüyor tabii diyorlar ki biz tamamen İsrailin arkasında sadece durmamız yetmez. Bir de onlara askeri olarak bu vurma konusunda, saldırı konusunda destek vermeliyiz. Hatta ortak gerçekleştirmeliyiz diyor. Tabi şimdi arkadaşlar da sanıyorum ki tam ekranı aldılar. Evet. Arkamda gördüğünüz yer Pentagon'un e, basın briefingi odası. Şu an biz Pentagon'un içindeyiz. Ve yaklaşık bir 7-8 dakika sonra burada e, Pentagon tüm generali sözcüsü Patrick Ryder bir basın toplantısı düzenleyecek. Günlük basın toplantısı. Olağanüstü bir durum değil. Onu da altını çizeyim hani. E, endişeye mal vermeden ancak burada verilecek mesajlar çok önemli çünkü e, ABD istihbaratına göre bu hafta çıkan haberlerde normalde ilk önce demişlerdi ki Ramazan bayramına kadar biz İran'ın bir misilleme yapmasını bekliyoruz. Ramazan bayramı geldi bugün ikinci günü hatta bölgede ikinci günü de bitmek üzere hala bir saldırı gerçekleşmedi ancak Bloomberg'un haberine göre dün şöyle söylendi; bendeki e, seyir füzeleriyle, balistik füzelerle ve kamikaze dronlarla birçok ülkede e, saldırılar gerçekleştirilebilir. İsrail'in hava savunma sistemini e, işte şaşırtarak ve bunaltarak burada büyük çaplı zarar verilebilir gibi bir Amerikan istihbaratının olduğunu altı çizildi. Tabii bunu aynı zamanda Marco Rubio da söyledi. Biraz önce bahsettiğim kişi kim bu? Senato İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı. Yani bunlar ABD'nin en gizli istihbaratını görebilen isimler. O da dedi ki İran saldırmak üzere İsrail'e. Tabii burada şöyle bir şeyi de söylemek lazım. Dün ABD bunu resmi olarak duyurmadı ancak Ankara'daki diplomatik kaynaklar duyurdu. Bakan Blinken Hakan Fidan'la dışişleri bakanımızla görüşmek istedi, talep etti ve bu görüşmede bizim tahminimize göre çünkü bunu çeşitli ülkelerle yaptı ABD. İran'la konuşabilen, İran'a mesaj iletebilecek ülkelerle görüştü ve burada biz hem gözdağı hem de yapmayın büyük çaplı bir misillemeye girişmeyin diye uyarılarını bu şekilde farklı başkentler aracılığıyla ilettiğini tahmin ediyoruz. İlginç olan bir şey de tabi bunu Amerikan dışişleri bakanlığının duyurmaması, bunu resmi olarak yapmadılar adeta herhalde bir gizli kanal yöntemiyle yapmaya çalıştılar ancak tabi Ankara'daki diplomatik kaynaklar bu görüşmenin de gerçekleştiğini söyledi. Ee, yani ABD bu noktada İsrail'e olabilecek zararın en aza indirilmesi için hem farklı başkentlerle çalışıyor hem de bu şekilde işte senatörleriyle olsun dışişleri bakanlarıyla hem de başkan Biden'ı senin de okuduğun gibi mesaj göndermeye çalışıyor ve diyor ki hani girişmeyin böyle bir işe İsrail'i vurmayın çünkü vurursanız arkasında kapı gibi bir Amerika Birleşik Devletleri var diyor. Bizim de biraz sonra ki briefing bittikten sonra yeniden bağlanacağız. CNN Türk ekranlarına Bakalım ne mesajlar verilecek. Şimdi, bir şey sorabilir miyim? Evet, soruları alacağım ama Yunus Başkan bize etrafı gösterebilir mi? Çok miyim? sevinirim. Evet. Bir Buyurun Meydan. Evet. Yunus bir sual te tevcih edebilir miyim? Tabii. Ya şöyle ben hani böyle diplomatik in diplomatik incelik içermeyen, e, böyle dümdük soracağım, dümdüz. <laughs> e, ya şimdi senin e, hani Amerika'yı en iyi bilen, o koridorları en iyi bilen isimsin. O yüzden de hani e, bu, bunda daha çok şey yani senin kanaatini soruyorum. İran İsrail'i vurursa Amerika İran'ı gerçekten vurur mu blöf mü yapıyor? Burada şunu görmek lazım Melik Yiğitel. İran İsrail'i ne çapta vuracak? Yani İsrail'de çok büyük bir katliam gerçekleşecek mi? Atıyorum onlar değil de yüzler ölecek mi? Mesela hükümet binaları vurulabilecek mi? İşte İsrail parlamentosu vurulabilecek mi? Yoksa hani küçük çaplı hani birkaç kişinin öldüğü bir saldırı mı olacak? Çünkü ABD'nin biraz da göndermeye çalıştığı mesaj o. Hani tepki vereceksen ver ama bunu ölçülü biçimde yap. Çünkü biz o zaman devreye girmek zorunda kalırız. Şimdi İsrail'in gerçekten 7 Ekim'deki gibi hani amiyane tabirle paçasını çizerse İran bu sefer ABD'nin oturup bunu izlemesi söz konusu bile olamaz. Yani bu noktada kesinlikle çok sert bir e, destek verirler. En azından ABD İran direkt vurmasa bile İsrail'e olabilecek bütün desteği verir. Yani önüne bütün Askeri yeteneklerini, kapasitelerini serer. Yani bu bu, bu konuda hiçbir şüphemiz olmasın. Ee, Yunus, bize etrafı gösterir misin? Ee, bir salonu görelim izleyicilerimizle. O sırada da İsmet Özçelik e, bir soru yöneltmek istedi. Evet. Yunus çok dolaştıramadan şimdi... etrafı göstereyim. Zaten odamız hani küçük. Şöyle birazdan burada e, ABD e, Pentagon sözcüsü tüm general Patrick Ryder bir basın toplantısı düzenleyecek. Biz de her zamanki gibi CNN Türk olarak burada yerimizi alacağız. Birazdan bu podyumda hem Amerikalı hem de dünyanın çeşitli yerlerinden gelen gazetecilerin soruları yanıtlanacak. Pentagon'da Pentagon basın briefingi odasında. Yunus, e, İsrail gidiyor, uluslararası hukuku hiçe sayıyor bir başka ülkede bir başka ülkenin büyük elçiliğini vuruyor. Bunun anlamını herhalde herkes bilir. Şimdi durum buyken eğer İran vurursa diyor hukuk çiğnemiş oluyorsun diyor kendine göre. Ha, tabii hangi hukuksa bu. Ya yani bana göre eşkıya hukuku. Yani bir başka ülkeyi vurursa ben diyor İran'ı cezalandırırım. Yani bunu hangi uluslararası hukukla izah edebiliyor? Hiç bu tartışıldı mı? Şöyle söyleyeyim İsmet Özçelik aslında hani çok da Gördüğün biraz gibi, trajik bir Üç, cevap ama İsmet abinin sorusu sonra... da diplomatik incelik içermiyor. Yani, <laughs> Ay ne yani diyeyim şöyle, artık yani bu yedi... söze karşı başka ne denir? <laughs> evet. Ya ben de soruya soruyla karşılık <laughs> vereyim İsmet abi. Yani hani Yeni sonra hangi uluslararası hukuku gördüğünde? Şu an uluslararası hukuk arıyorsun yani bu noktada şöyle bir ortama geldik ki hani e, bu İsrail'e verilen destek ki bunu artık içeride de çok net ve çok açık olarak konuşmaya başladılar. E, İsrail'e verilen bu hani kör destek hiçbir kayıtsız şartsız destek ABD'nin e, belki de 1945'ten bu yana hani o uluslararası düzende oturtmaya çalıştığı bütün uluslararası hukuk, kurallar, düzen hepsinin çiğnendiği bir noktaya geldi. Çünkü artık göz göre göre bu ihlaller yapılıyor. Göz göre göre amansız bir şekilde destek veriliyor. Ondan dolayı aslında doğru. Mesela şöyle söyleyelim, ben şunu da söylemiştim İsmet Özçelik, onu da hatırlatayım. Ee, İsrail için bütün bu mesele belki de bu ABD'deki desteği yeniden kazanmak. Çünkü İran öyle bir ülke ki, biraz önce dediğim tekrarlayayım. yani vurduğu an İran'a destek kazanıyor. Vurduğu an Washington'dan ses geliyor. Vurduğu an Washington'dan para akıyor, silah akıyor, destek akıyor. Yani müthiş. Yani her ülkenin böyle bir rakibi olması lazım değil mi? Yani İran'a vurduğunuz an hem mağdur oluyorsunuz hem de Amerika'daki bütün desteği yeniden toparlıyorsunuz. Ama o devir de biraz geçiyor sanki. Yani öyle e, eski devirde yok yani. İşte Ukrayna'yı gördük. Gazze'de tam bir çovallama söz konusu. Yani e Amerika da eski Amerika değil yani yaşlandı artık başkanlarından belli. Ama bu noktada bence o konuda hani yanlış da hesaplamamak lazım. Şayet onu tekrarlayayım. Şayet İran İsrail'e çok büyük çaplı bir saldırı başlatırsa ve bu noktada İsrail'in ve dolayısıyla hatta dolaylı yoldan değil de hani direkt yoldan ABD'nin de çıkarları bölgedeki tehlikeye girerse ABD ve İsrail o noktada bir reaksiyon göstermekten geri durmaz. Onu net olarak söylemek lazım. Tabii bu arada şeyde unutmayalım. Ee, Tayvan meselesi var. Tayvan meselesinde Çin biliyorsunuz baştan beri Tayvan'ı vatana bağlayacağım diyor. Bu durumdan fırsatı yani bu durumu da değerlendirip Amerika'nın çok cephede savaşamayacağını da değerlendirip Çin Tayvan'ı vatana bağlama politikasını hızlandırabilir. Öyle bilgiler de geliyor. Tabi burada bir, bir, fark var. Hani İran ve Çin arasında şayet hani ikisinin arasında böyle NATO gibi bir hani birimize saldırılırsa birimiz diğerimize destek veririz gibi bir, hani net bir anlaşma olmadığı için ABD İran'dan mı daha çok çekiniyor yoksa Çin'den mi daha çok çekiniyor? Bu sorunun cevabı çok açık ve not ortada. için hani çok daha caydırıcı bir güç. Çin çok daha korkutucu bir güç ve giderek de güçlenen bir devlet. Ondan dolayı ABD'de bu tartışmalar da sürüyor. Hatta Pentagon'un bu içinde bulunduğumuz binanın her yıl e, yayınladığı strateji raporlarına da bakarsak Çin'in büyümesinin ve o hem donanması olsun hem ordusu olsun ne kadar büyük bir hızla geliştiğinin burada bu binada ciddi kaygılara yol açtığı da açık açık söyleniyor. Şimdi çok soru var aslında. Amerika Birleşik Devletleri'nde Yunus Paksoy'un bulunduğu bölgeden ilerleyen dakikalarda Yunus takip edecek. Dakikalar içinde toplantı gerçekleşecek. Salonda yavaş yavaş da olmaya başlayacak. Şimdi böyle bir açıklama yapmalarını bekliyor muyuz net bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a yönelik sert bir açıklama en azından diyelim Yunus? Bugün burada gelecek açıklama önemli. Ondan dolayı aslında merakla beklenen bir basın toplantısı. Çünkü şu ana kadar Başkan Biden desteğimiz sarsılmazdır dedi. E, gerek Dışişleri Bakanı Blinken dünkü açıklamada hani her şekilde İsrail'in yanındayız dedi. Ancak burada tabii e, ben de e, sormaya çalışacağım bunu tüm generale. ABD'nin bu desteği Biden yönetiminin vereceği destek, ABD'nin Şayet İ İran atıyorum. Bugün saldırmaya karar verdi. Yani yarın ABD bölgede İran'la asker asker olarak yani asker şeyler ordular arası bir çatışmaya mı girmiş olacak? Bu çok önemli. Hani bu İsrail'e silahtır, uçaktır, paradır, diplomatik bir destek anlamında mı oluşacak? Yoksa ABD direkt olarak atıyorum F-35'lerini, F-15'lerini ya da ağır bombardıman uçaklarını B-1'lerini kaldırıp İran'ı mı vuracak? Bu aslında çok ciddi bir soru işareti. Bakalım bugün Pentagon bu konuda nasıl bir tavır alacak? Şimdi her fırsatta aslında Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e desteğini açıklıyor. Ama son zamanlarda e, Netanyahu'nun tavrı e, çok sert ilerlemeye başladı. Bu krizi, Gazze'de yaşanan e, gerilime, savaşı görüyoruz ki İran'a da sıçratarak ya da e, İran'ın da işin içine girmesini, Orta Doğu'yu bir yangın yerine çevirmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri gerçekten bunu istiyor mu? Yani İsraili destekliyor mu yoksa tamamen Netanyahu e, tek başına mı hareket ediyor istemiyor mu? Benim gözlemlediğim şu göksü. Tabi hani birçok insan aslında Türkiye'de ben şöyle bir e, düşüncenin olduğunu görüyorum özellikle halkta ABD ile İsrail tüm hareketlerini eş güdümlü olarak evet, e, gerçekleştiriyor. Ben orada biraz sıyrılıyorum ondan çünkü özellikle bu Kasım ayından itibaren hatta hani en başlarından itibaren evet. ABD 32 bin, 33 bin sivilin ölümüne katliamına destek verdi mi? Verdi. Soykırım yok dedi mi? Dedi. Hatta geçen gün savunma bakanı yine dedi. Ee, ABD silahlara göndermeyi aksattı mı? Aksatmadı. BM'de kararları veto etti mi? Etti. Ama yine ama diyorum. Bunların hepsi İsrail devleti ile ABD devleti arasındaki ilişkiler. Ancak Biden yönetimi ve Netanyahu hükümeti arasındaki görüş ayrılıkları çok açık ve net ortada. ABD bu noktada İsrail'e biraz daha şu işi düzgün yap, döküp kırma. Hani bir züccaciye dükkanına giren fil gibi hareket ediyorsun. Beni de zor durumda bırakıyorsun. Artık seni destekleyebilmek için elimizdeki argümanlar gitgide azalıyor. Şu işi biraz usturuplu yap dedikçe Netanyahu onu dinlemiyor tıpkı refah operasyonunu kimse hiçbir güç bizi durduramaz dediği gibi. Ama burada da şu noktaya dönüyoruz. Hani ABD'nin eli kolu nasıl bağlı? Hani koskoca süper güç ABD'nin İsrail tarafından eli kolu hatta belinde nasıl bağlanıyor? Arkadan nasıl bağlanıyor? İşte İran'a bir saldırı gerçekleştiriyor. Uluslararası hukuka aykırı diplomatik misyonu vuruyor. ABD ne yapmak zorunda kalıyor? E yine desteklemek zorunda kalıyor. Şimdi siz bir başbakan olsanız İsrail'de istediğinizi yaparsınız. At koşturursunuz. Çünkü günün sonunda ABD devlet politikası olarak sizden ayrılamaz. Soru var mı bu anlamda Netanyahu'un? Mesela şunu çok merak ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin eli kolu bağlı dedin. Gerçekten eli kolu bağlı mı? E, i̇stese Netanyahu'yla ya da e, Netanyahu'yu görevden aldırtabilir mi Amerika Birleşik Devletleri? İyi polis kötü polis mi oynuyor? Hı. Yani gerçekten eli kolu bağlı mı? <laughs> İsmet Özçelik de aslında ya, e, sorumu çok güzel bağladı. Bence savaş bunu engeliyor sevgili Göksu. İsrail eğer savaşta olmasaydı, Netanyahu'yu e, derdest etmek ya da e, ne bileyim e, el çektirmek daha kolay olabilirdi ama şu anda savaş hali devam ettiği için Amerika'yı biraz sanki elini kolunu bağlıyor gibi. Tabii Yunus daha iyi bilir e, kendisi. kendisi. D.C.'den bildiriyor. Doğru. Bu, bu net çünkü hani savaş ortamında olan bir İsrail'de Hatta Netanyahu da bunu net olarak söyledi geçtiğimiz ay defalarca da altın çizdim çünkü çok önemli bir açıklama yani satır arasında kaybolmaması gereken dedi ki e, bizim seçimlere ihtiyacımız yok şu an seçimlere gitmek İsrail için bir hezimet anlamına gelir hepimiz bir araya gelelim savaşı devam ettirelim dedi şimdi adam ne seçim istiyor ne hani kendi pozisyonunun tartışılmasını istiyor hem de savaşa devam edelim diyor bir de şu soruyu soralım mesela biz hani spekülasyon yapmayayım neden aylardır bir türlü şu rehin anlaşması, ateşkes Yaptırsın anlaşmasına mı? varılamadı. Aynen. Yani hani bir türlü ateşkes anlaşmasına varılamıyor. Ateşkes anlaşması demek 6 ila 8 hafta boyunca siyahların susması, ölümlerin durması demek. Ama o sürede de ki sokak protestoları yine başladı İsrail'de, Netanyahu'nun koltuğunun defalarca her gün... Bütün kanallarda uluslararası çapta tartışılması demek. Netanyahu'nun en son isteyeceği şey bir türlü de bu ateşkes anlaşmasına varılamıyor. Yani Ramazan geldi, Ramazan bitti, bayram bitmek üzere hala ortada bir şey yok. Hatta hatırlıyorum ben Göksu belki sen de hatırlayacaksın bir pazar günüydü. Kamala Harris, başkan yardımcısı çıktı dedi ki 6 haftalık ateşkes acilen olmalı dedi kayıtsız şartçısı. ama olmadı. Bir, bir pazar akşamıydı, hani Ramazan boyunca dedi, Ramazan'dan önce. Bu olalık o konuşma olalı, canlı yayına bağlanan 6 hafta oldu. Hala ortada bir şey yok. Ben kısa Bunların bir soru İsrail hükümetinin işine yarıyor. Evet, e, Taha Bey'in bir sorusu var, buyurun. Çok kısa, o da şu, Amerika Birleşik Devletleri'nin uçak gemisinin İsrail açıklarından uzaklaştığı bilgisi vardı en son. Ve bölgeye eskisi kadar yoğun bir şekilde de cephane, askeri mühimmat ve diğer askeri sevkiyatları da eskisi kadar yoğun devam etmiyor anladığım kadarıyla. Ee, bu yönde yeniden bir hazırlık var mı Amerika'nın? Ee, e, İsrail'e ne bileyim hemen açıklarına bir uçak gemisi konuşlandırma, işte e, daha fazla cephane gönderme, daha fazla askeri yardım gönderme yönünde bir eğilim görüyor musun? Veya? yakın e, müzahir e, üstlerine yönelik böyle bir e, olağanüstü bir şey gözüne çarpıyor mu gelişme? Şu an konuşulan bir şey yok o noktada. Hatta hani şunu da net olarak söylemek lazım. O iki tane uçak gemisinin e, bir anda Doğu Akdeniz'e yönlendirilmesi ilk haftalarda, ilk günlerdeydi. Onu da şöyle bir örnekle açıklayayım daha. Diyelim ki hani e, işte benim kardeşim vurdular yerde. Yerde kıvranıyor. Ben de diyorum ki sakın dokunmayın. Benim kontrolüm altında. İşte birkaç tane de adam çağırıyorum. Diyorum ki bizim kontrolümüzde burası. Kimse dokunmaya kalkmasın. O altı buçuk ay önceydi. Hani İsrail'in en savunmasız olduğu, İsrail'in şoka girdiği, İsrail'in ne yaptığını bilemediği bir anda abi geldi. Dedi ki bütün güvenlik kontrolüm bende. Hiçbir şeyden korkmana gerek yok dedi. Hatta bunu tırnak içinde de söyleyebiliriz. ABD çünkü dedi ki Beyaz Saray, Pentagon, işte Dışişleri Bakanlığı kimse bu durumdan fırsat çıkarmaya çalışmasın, kimse bir hataya kalkışmasın, İsrail'e dokunmasın dedi. Hatta Bunu dediler net olarak ki, bütün kurumlar söyledi. Evet, o zannettiğiniz zaman dilimi şimdi değil dediler, hiçbir şekilde harekete geçmedi. Ben bu soruyu şu yüzden sordum, ee, bilmiyorum sevgili Yunus katılır mı, katılmaz mı, siz katılır mısınız ama Amerika Birleşik Devletleri İran'dan kapsamlı bir, o işte Bloomberg'in de analiz ettiği şekilde kapsamlı bir misilleme eğer bekliyor olsaydı, ee, bunun hazırlığını yapardı diye düşünüyorum. Irak'taki üslerine yapardı, Suriyedeki üslerine yapardı, ee, yeniden e, uçak gemisini bölgeye yönlendirirdi ee, ve e, böylesi bir misillemeye karşılık harekete geçmek üzere ekiplerini domine ederdi bölgede diye düşünüyorum. Ee, çünkü bunu daha önce yaptı. Ama evet. bence onlar da inanmıyorlar ki e, İran'ın böyle bir hamle yapacağına buna yönelik ne bir e, karar oldu. Bu da olabilir ama yapıyorum. daha. Çünkü yani ilk o ekim kasım aylarında e, bu Arap ülkelerine 6 tane Arap ülkesine e, hava savunma sistemleri yerleştirdi ABD ek olarak Patriot hava savunma sistemleri ve yüksek irtifa hava savunma balistik füze hava savunma sistemleri yerleştirdi. Yani ABD'nin 6 ay önce bölgede değiştirdiği güç pozisyonu yani ciddi anlamda arttırdığı güç pozisyonu şu an İran'dan gelebilecek tehditlere karşı yeterli koruma sağlıyor Peki. olabilir. Hı. ihtimal olarak.